Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler ve çocuklarımız, FM TV ekranlarından hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Elhamdülillah, çok şükür sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü neden? Bugün inşallah sizlerle beraber FM TV ekranlarında ne yapacağız? İnşallah İlmihal derslerimize başlamış olacağız. İsmim Yavuz Selim Ulusal. İnşallah beraberce bu ilmihal derslerimizi güzel bir şekilde, ben kısaca size formatını anlatacağım. Beraberce yapmış olacağız inşallah. Gerçekten kendime bakıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok böyle hevesliyim. İnşallah bu heyecanımızı beraberce paylaşarak güzel istifadeler, güzel tesirler hep beraber olur inşallah diyorum. Değerli çocuklarımız, kıymetli gençlerimiz, ilmihal derslerimizin formatını, yani nasıl yapacağımızı size kısaca bir anlatmak istiyorum. Şimdi tahtamızda daha gelmedi ama gelecek biraz sonra. Ben arkadaşlardan rica ettiğim zaman gelecek. Tahtamızda öncelikle sorularımız gelecek. Yani şu şekilde yapacağız. Programımız soru cevap şeklinde olacak. Önce sorumuzu soracağız. Beraberce olacak yalnız bu. Sonra cevabını söylemiş olacağız. Bu şekilde bazı programlarda 5 tane, bazı programlarda 4 tane konunun uzunluğuna ve kısalığına göre bu şekilde sorularımızı şöyle birkaç sefer tekrar edip aklımıza, zihnimize yerleşmesi açısından tekrar edip o şekilde sorularımızı sorup cevaplarını alacağız. Bu birinci aşamamız olacak. Ondan sonra tekrardan yine başa dönüp mesela birinci sorumuzun sorusunu sorup cevabını almıştık ya, sonra o sorumuzun cevabı ile alakalı o verilmesi gereken kısa bilgileri sizlere ben burada ne yapmış olacağım? Anlatmış olacağım, paylaşmış olacağım. Neden yapacağız bunu? Çünkü mesela misal verelim. Rabbimiz kim dediğimiz zaman cevabı ile alakalı onu daha zihnimize yerleştirmek, daha zihnimizde onu hani tasavvur etmek, düşünmek, nasıl düşünmemiz gerekir, nasıl anlamamız gerekir ile alakalı kısa bilgiler vererek bu şekilde ikinci ne yapmış olacağız? Aşamamızı yapmış olacağız. Tekrardan programımızın, ben tabii saati de takip edeceğim buradan inşallah, programımızın sonlarına doğru da tekrardan yine hani geriye bir toparlamak açısından tekrardan sorularımızı yine birkaç sefer böyle beraberce yine inşallah soracağız ve o şekilde cevaplarını alarak programımızı tamamlamış olacağız inşallah. Gerçekten yani yaz kursunu ekranlarımıza, FM TV ekranlarımıza sizinle beraber taşıyacağız inşallah. Biliyorsunuz sabah Yusuf Özkan hocamız Elif Ağa dersiyle başladı. Bir önceki program derste Mehmet Akdemir hocamız Kur'an-ı Kerim'le başladı. İnşallah Yavuz Selim Ulusal Hoca olarak bizler de elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlerle beraber, bakın özellikle altını çizerek söylüyorum, yani beraberce yapacağız. Bir ev ortamında düşünebilirsiniz, bir sınıf ortamında düşünebilirsiniz. Yani böyle bir, ben burada kamera karşısında, siz orada ekran karşısında olacaksınız belki ama beraberce yapmış olacağız. Bu şekilde olursa inanıyorum ki bak göreceksiniz, derslerimizin feyzi, bereketi, tesiri çok yüksek olmuş olacak. Allah'ım inşallah Rabbimden niyaz ediyorum. Şu FM TV ekranlarından şu yaz kursu programlarını, ilmihal derslerimizin gerçekten tesirini, feyzini, bereketini yüksek eylesin diyorum. Ve o şekilde inşallah sizlerle beraber programa başlamış oluyorum inşallah. Şimdi bakın, öncelikle ben size ilmihal, hani dedik ya bakın ekranlarımızda da gözüküyor zaten, ilmihal dersleri diyoruz. Yani biz ilmihal dediğimiz zaman, kameraman arkadaşıma, rejideki arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim burada anlatım yaptığımız zaman hemen olayı takip etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Yunus kardeşimden de. Evet, aynı şekilde burada ilmihal derken, şimdi ilmihal dersleri diyoruz. Ne demek ilmihal? Önce kısaca size bu ilmihal ne demek olduğunu tarif ettikten sonra yavaş yavaş inşallah beraberce sorularıma geçmiş olacağım. Tabii benim burada da bazı notlarım var. Onlara da arada bir bakmak gerekecek çünkü. Şimdi ilmihal ne demektir? İlmihal dinimizi öğreten çocuklar, kıymetli gençler. Bakın yaş grubumuz, biz bazen çocuklar diyebiliriz, bazen gençler diyebiliriz. Bakın size samimi söylüyorum, ileriki derslerde de bunu fark edeceksiniz.
Çocuklara da lazım, gençlere de lazım ve samimiyetle söylüyorum yetişkinlere de lazım bir ders. Yani biz burada bazen gençler diyeceğiz, bazen çocuklar diyeceğiz ama bakın samimiyetle söylüyorum yetişkinlerimize dahi lazım olan bir derstir bu. Onun için hani biz burada belki çocuklar, gençler diye hitap edip olabiliriz ama sakın ha öyle düşünmeyin. Anneler olarak, babalar olarak, yetişkinler olarak, dedeler olarak, neneler olarak bu dersi de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü öyle sorular gelecek, öyle konular gelecek. Peygamberimizin amcasından amcalarından bahsedeceğiz. Kim bilir bugün peygamberin amcalı? Say desen kaç kişi sayabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teyzelerinden bahsedeceğiz. Süt kardeşlerinden bahsedeceğiz. Kaç kişi bilir? Kim bilir? Hadi saysın bakalım. Yani onun için belki bu çocuklar ekranda çocuk resimleri görebilirsiniz. Çocuklara yönelik doğrudur, olabilir ama gençler ve yetişkinler olarak da bu programı özellikle özellikle takip etmenizi, istifade etmenizi hep beraber sizlere de tavsiye ediyorum. Dedikten sonra evet ilmihal ne demek? İlmihal dinimiz ile alakalı bilgiler. Bu bilgiler ikiye ayrılıyor. Bir, inanç ile alakalı. Biz buna itikat diyoruz. İki, amel ile alakalı. İtikat dedik, yani inançla alakalı mesela nedir? İşte Allah'ımıza nasıl inanacağız? Peygamberlere nasıl inanacağız? Meleklere nasıl inanacağız? İşte kitaplarımız hangileridir, nelerdir? Ondan nasıl istifade edeceğiz? Yani kısacası inanç ile alakalı. Buna imanın şartları da diyoruz. İtikat ile alakalı bilgiler olacak. İkincisi de amel ile alakalı. Bu amel namaz olabilir. Bu amel oruç olabilir. Bu amel işte ne bileyim hac olabilir, zekat olabilir. Yani kısacası ilmihal dersi, ilmihal öğreniyorum dediğin zaman hemen aklımıza ne gelecek? Unutmayın. İki şey gelecek. Bu ilmihal derslerimiz ya inançla alakalı dersler olacak, bilgiler olacak, konular olacak veya amel dediğimiz namaz, oruç, zekat, hac vesaire bilgiler olmuş olacak. Bakın arkadaşlarımız bu ilmihal konusunu da bu şekilde izah et, dersin içeriğini, amacını, neyi kastetmediğimizi veya neyi öğretmek istediğimizi sizlere buradan tarif ettikten sonra arkadaşlarımız gördüğünüz gibi ekranlarda telefon numaraları verdiler. Bunu niye yaptık? Hani olur ya biz burada soru cevapları verdikten sonra ben şimdi o soru cevapların altındaki bilgiler ile alakalı sizlere kısa kısa bilgiler vereceğim. Kafanıza takılan böyle bir şeyler olursa mesaj ile bakın. Şu an canlı yayında olduğumuz için aramayla bakamayız. Telefon önümde ama ararsanız biz burada anlatımımızı devam ettiremeyiz. Mesaj ile, normal mesaj olabilir, WhatsApp'tan olabilir, telefon numarası ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde anlatmış olduğum, yalnız konuyla alakalı, bakın buna özellikle dikkat edelim. Buradaki anlatmış olduğumuz konular ile alakalı merak ettiğiniz veya anlayamadığınız, hocam ben şurayı tam anlayamadım, bir daha işte izah eder misiniz diye düşünürseniz mesaj ile bize atarsanız ben vakit buldukça zamanın yettiği kadar tabii hepsine bakabilirim de ona söz veremiyorum. Zaman yettiği kadar da buradan size inşallah sorularınıza da bakmaya çalışacağım inşallah. Peki hayırlı olsun, mübarek olsun, tesiri yüksek olsun diyerek dualarımızla beraber inşallah arkadaşlarımdan sorularımızı ekrana vermesini rica ediyorum Yunus kardeşimden. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bugünkü dersimiz ile alakalı sorular. Biraz da yaklaştırma imkanı varsa, tabii ben buradan sorulara döndüğüm zaman, hangi soruyu buradan okuduğum zaman onu da kameraman arkadaşımız biraz yaklaştırırsa ne yapmış oluruz? Daha rahat görmüş oluruz. Evet, kıymetli gençler, kıymetli çocuklar, ilk sorumuz gördüğünüz gibi böyle kareler içine alınmış. İlk sorumuz, şimdi sorumuzu soruyoruz. Beraberce yapacağız demiştik. Beraberce sorumuzu ben buradan okuyacağım. Siz de ekranı başından doğru tekrar edeceksiniz. Ondan sonra cevaplarına geçeceğiz. Evet, ilk sorumuz, birinci soru. Rabbimiz kim? Rabbimiz kim? Evet, cevabına bakıyoruz. Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz kim? Siz de bu arada tekrar ediyorsunuz değil mi gençler, çocuklar? Siz de benle beraber tekrar ediyorsunuz. Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu. Bu birinci sorumuz
ve cevabımız. Dedim ya, önce soruları beraberce okuyacağız. 5 tane soru var bugünkü dersimizde. Sonra tekrar başa dönüp Rabbimizle alakalı veya işte diğer sorularla alakalı bilgileri vermiş olacağım. Evet, bu birinci sorumuzdu değerli gençler, sevgili çocuklar. Şimdi ikinci sorumuza geldik. Dinimiz nedir? İkinci soru, dinimiz nedir? Cevap, dinimiz İslam dini. Dinimiz İslam dini. Dinimiz nedir? Dinimiz İslam dini. Evet, ikinci soruyu da okumuş olduk. Şimdi üçüncü soruya geliyorum. Kameraman arkadaşım da takip ediyordur zannedersem. Üçüncü soru, kitabımız nedir? Siz de benimle beraber tekrar ediyorsunuz. Kitabımız nedir? Cevap, Kur'an-ı Kerim. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kitabımız nedir? Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Demek ki Müslümanlar olarak bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim olmuş oluyor. Evet, üçüncü soruyu da bu şekilde okumuş olduk. Tabii ben yine sorulara göre devam ediyorum. Dördüncü sorumuz, yani bugünkü dersimizdeki dördüncü sorumuz, kıblemiz neresidir? Kıblemiz neresidir? Evet, kıblemiz Kabe. Cevap, kıblemiz Kabe. Tabii ben onunla biraz sonra onun hakkında bilgiler vereceğim inşallah. Kıblemiz neresidir dedi? Kıblemiz Kabe dedik. Evet, ve son sorumuza geliyorum. Yani bugünkü dersimizin son sorusuna geliyorum. Kimin ümmetiyiz? Evet sevgili çocuklar, gençler, tekrar ediyorsunuz değil mi siz de benimle beraber? Beraber yapacağız demiştik bu dersi. Kimin ümmetiyiz? Evet, cevap, bakın dikkat edin. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi peygamberimiz dediğimiz zaman neden sallallahu aleyhi ve sellem dedik? Allah Celle Celaluhu, birinci sorudaki gibi Allah neden Celle, orada anlatacağım inşallah. Demek ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin ümmetiyiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dikkat edersek bugünkü programımızda 5 tane soru sorduk. 5 tane ne yapmış olduk? Cevap almış olduk. Her programda 5 tane olacak demiyorum. Bazı programlarda 2 olabilir, bazı programda 1 tane olabilir. Çünkü soruların cevapları uzun olduğu için konuya göre artık soru yapmış olacağız. Ama bugün 5 tane sorumuz var, 5 tane cevabını almış olduk. Şimdi dikkat edelim. Şimdi birinci sorudan ve cevabından tekrardan ne yapalım? Başlamış olalım. Şimdi bakın, Rabbimiz kim diye sorduğumuz zaman, değerli gençler, sevgili çocuklar, ne demiştik? Allah, bakın CC yazıyor. Dikkat ettiniz mi şuraya? Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Neden? Mesela biz kullar olarak, Rabbimizin kulları olarak Allah'ımızın ismini zikrettiğimiz zaman, mesela Allah dediğimiz zaman sonunda mutlaka şöyle dememiz lazım. Celle Celaluhu. Ne demek? Celle Celaluhu ne demek? Celle yüce olan, Celaluhu şanı yüce olan. Yani Rabbimizin şanı, azameti, gücü, kuvveti büyük olduğundan dolayı, azameti büyük olduğundan dolayı Rabbimizi biz ne yapmış oluyoruz? Sıfatıyla beraber, yani Celle Celaluhu ifadesiyle beraber ne yapmış oluyoruz? Zikretmiş olacağız. Yani şöyle demeyeceğiz. Allah deyip bırakmayacağız. Çocuklar, gençler, ne diyeceğiz? Allah Celle Celaluhu. Hadi bakalım beraberce bir söyleyelim. Demek ki Rabbimizin ismi olan Allah kelimesini zikrettiğimiz zaman, söylediğimiz zaman ne yapacağız? Allah Celle Celaluhu. Hadi şimdi beraber söylüyoruz. Bak, bakıyorum size. Allah Celle Celaluhu. Maşallah, tebrik ediyorum. Demek ki Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Şimdi Rabbimiz hakkında biraz sizlere kısa kısa bilgiler vermiş olayım inşallah. Öncelikle Rabbimiz, şanı yüce olan Rabbimizin benzeri ve ortağı yoktur. Yani ne demek değerli gençler, sevgili çocuklar? Rabbimizi biz düşünürken, Rabbimizi kafamızda böyle tasavvur ederken, yani aklınıza yani yaratılanların hiçbir tanesi gelmeyecek. Mesela dünyayı şöyle bir
göz önümüze aldığımız zaman denizler var, ay var, yıldız var, değil mi? Ağaçlar var, hayvanlar var, insanlar var. Bunların hepsi mahluktur. Bunlar yaratılmıştır. Sonradan yaratılmıştır. İşte Rabbimiz bunların hiçbirine benzemez. Yani biz Allah Celle Celaluhu dediğimiz zaman bunların hiçbir tanesini ne yapmayacağız? Göz önüne getirmeyeceğiz. Bunlara benzetmeyeceğiz. Leyse kemislihi şeyun geçiyor ayet-i kerimizde, Kur'an-ı Kerim'de. Onun hiçbir misli, benzeri yoktur. Bu bir. İkincisi, Rabbimiz hiçbir şeye benzemez dedik. Dedim ya, kısa kısa bilgiler vereceğim. Her sorunun cevabıyla alakalı. En sonunda tekrardan da toparlayacağız. Yani Rabbimizi düşünürken ne yapmayacağız? Hiçbir surete, hiçbir şekle veya yeryüzünde, kainatta gördüğümüz hiçbir mahluka, yaratığa ne yapmayacağız? Benzetmeyeceğiz. Bu bir. İkincisi, Rabbimizin hiçbir şekilde ortağı yoktur. Rabbimizin hiçbir şekilde ortağı yoktur. Bakın, İnnallâhe, ayet okuyorum size, leganiyyun anil âlemîn. Allah-u Teala bütün alemlerden müstağnidir, ihtiyasıdır. Allah-u Teala'nın ortağı, şeriki yoktur. Yani Allah-u Teala'nın bizi yaratması için, kainatı yaratması için, bu kainatın nizamını yürütmesi için hiçbir şeye ne yoktur? İhtiyacı yoktur, ortağı yoktur. Yani buna müşrik, şirk koşan, ortak koşan diyorlar. Ne demek? Haşa ve kella. Rabbimizin böyle bir şeye ihtiyacı olur mu gençler? Aman çocuklar. Rabbimizin hiçbir şeye neyi yok? İhtiyacı yok. Hiçbir ortağı yoktur. Ve bunu böyle bir şeye de ihtiyacı yoktur zaten. Onun için Rabbimizin de dediğimiz gibi benzeri yoktur. Ortağı yoktur. Şeriki yoktur. İnancımız ne olması lazım? Bu şekilde olması lazım. Devam ediyorum. Rabbimizin evveli de yoktur, ahiri de yoktur. Hocam ne demek? Ne demek yani sevgili gençler? Yani Rabbimizin evvelinin olmaması, ahirinin olmaması ne demek? Mesela insanı ele alalım. İnsan, mesela çocukluğumuzdan beri şöyle bir kısaca düşünelim. Doğuyor değil mi? Yoktu aslında. Varlık olarak yoktu. Annesinden doğuyor, belli bir hayat yaşıyor ve ölüyor. Bakın neyi var? Başlangıcı var doğmasıyla beraber. Ölümle beraber de neyi var? Sonu var. Yani insanların, ben sadece insanlar dedim, her şey bunun içine girer. Yaratılan her şey ne yapar? Bunun içine girer. Siz buna insanların haricinde ay deyin, yıldız deyin, hayvanlar deyin, insanlar acı, cinniler deyin de deyin fark etmez. Yani kısacası yaratılan hiçbir şeyin başlangıcı ve sonu olması hasebiyle Rabbimizin ne yoktur? Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani Rabbimiz evveli de yoktur, ahiri de yoktur. Başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Bakın ne güzel bilgiler. Yani Rabbimizi düşünürken haşa onu bir şekle benzetmeyeceğiz. Gençler, çocuklar aman. Rabbimizi düşünürken İşte müşriklerin yaptığı gibi, putperestlerin yaptığı gibi, kafirlerin yaptığı gibi, ya bırakın bunları ya, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi ne yaptılar? Lem yelidi ve lem yulet diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. O ne doğmuştur ne de doğrulmuştur. Bir anneye, bir babaya doğmaya, doğrulmaya ihtiyacı yoktur Rabbimizin. Ama böyle olduğu halde haşa, haşa kalktılar Yahudiler, Uzeyr aleyhisselam oğludur dediler. Haşa, Allah'ın oğlu olur mu? Haşa. Meryem validemiz için, değil mi? Hristiyanlar hanımıdır dediler. İsa aleyhisselam oğludur dediler Hristiyanlar. Rabbim muhafaza eylesin böyle inançlardan, böyle yanlış itikatlardan. Onun için Rabbimizin hiçbir şekilde doğmaya, doğrulmaya ne yoktur? İhtiyacı yoktur. Böyle şeyler Rabbimizden uzaktır. Bu arada saate de bakıyorum, saat hızlı geçiyor. Biraz hızlandırmam lazım. Evet, bu şekilde birinci sorumuzun altını ne yapmış olduk? Doldurmuş olduk. Unutmayın bakın gençler, sevgili çocuklar, çok rica ediyorum. Ama Allah Celle Celal. Bir de artık Allah ismini sadece yalnız başına ne yapmıyoruz bugünden itibaren? Şu anı kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Allah Celle Celaluhu. Bir de sizden ricam, bakın programın başında söylemeyi unuttum. Bazı şeyleri hemen önünüzde bir defterle kalem olursa, yani kağıt kalem olursa, bazı hani unutabileceğiniz şeyler böyle ufaktan da ben anlatırken not alırsanız ne yapmış olursunuz? Dersten sonra da tekrar etmiş olursunuz. Evet.
Birinci sorumuzun altını doldurduk. Neydi? Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu dedik. Evet, ikinci sorumuz, dinimiz nedir? Cevabı neydi? Dinimiz İslam, değil mi? Sorusu neydi? Dinimiz nedir? İkinci soru, cevap İslam dini. Evet, hemen bununla alakalı size bir ayet-i kerime okumak istiyorum. İnned dine indallahil İslam. Ayet bakın Ali İmran suresinde geçiyor. Allah indinde tek geçerli olan din İslam dinidir. İnned dine indallahil İslam. Ayet-i kerimeye de bakabilirsiniz. Ali İmran 19. ayet-i kerimede geçiyor. Evet, Allah indinde tek geçerli din İslam dinidir. Şimdi hocam ne demek yani? Allah indinde tek geçerli din İslam dini ne demek oluyor yani? Onu söylüyorum size. Çünkü bakın, İslam dini Adem Aleyhisselam, ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'la beraber ne yapmıştır? İlk peygamber olmasa bile başlamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiştir ve kıyamet sabahına kadar da devam edecektir. Bakın, ilk insan, son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş ve kıyamet sabahına kadar da İslam dini ne yapacaktır? Devam edecektir. Sebebi şu. Neden İslam dini? Çünkü İslam dini Adem Aleyhisselam'la peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş, kıyamet sabahına kadar devam etme sebebi şu. Bazı kavimler diyelim, bazı insanlar diyelim, mesela İslam dini haricindeki diğer Hristiyanlık olsun, diğer işte Yahudilik olsun, bunları insanlar ne yaptılar? Kafalarına göre, menfaatlerine göre, çıkarlarına göre değiştirdiler. Allah'ın hak olan, hak dini olan İslam dinini değiştirdiler. Yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki Hristiyanlık ve Yahudilik geçerli bir dindi aslında. O zaman da ama tabii. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce. Ama o zamanki insanlar, yani o zamanki Yahudiler diyelim, o zamanki Hristiyanlar halen de aynılar ya, Peygamberimizi kabul etmedikleri için. Kalktılar günleri şartlarındaki, o günün şartlara göre, menfaatlerine göre, çıkarlarına göre ne yaptılar? Allah'ın hak olarak göndermiş olduğu bu dini değiştirdiler. Dolayısıyla din olarak baktığımız zaman dinler üçe ayrılır. Bir, hak din. Ne demek hak din? İslam dini. Ne demek? Peygamberimiz Allah Teala'nın peygamberlere gönderip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak devam edip ve kıyamet sabahına kadar hiçbir şekilde değiştirilmeyen din ne olmuş oluyor? İslam dini olmuş oluyor ve hak din olmuş oluyor. Peki muharref dinler hangisi? Yani değiştirilmiş dinler hangisi? İşte biraz önce bahsettiğim gibi zamanında aslında hak dini olarak Hristiyanlık gönderilmiş, hak dini olarak Yahudilik gönderilmiş ama onlar kalktılar. Allah-u Teala'nın bu göndermiş olduğu bu hak dini menfaatlerine, çıkarlarına göre ne yaptılar? Değiştirdiler. Ne dediler? İşte dediğimiz gibi biraz önce İsa Aleyhisselam ne dediler? Allah'ın haşa oğludur dediler. Allah'ın oğlu olur mu haşa? İşte Meryem validemiz Allah Celle Celaluhu'nun hanımıdır dediler haşa. Allah-u Teala'nın hanımı olur mu? İşte Yahudiler ne dediler? Uzeyr Aleyhisselam aynı şekilde Allah'ın oğludur dediler. Bak ne yaptılar? Allah-u Teala olan o inancı ne yaptılar? Değiştirmiş oldular. İşte bunlara da biz ne diyoruz? Muharref dinler. Yani değiştirilmiş, insanlar tarafından değiştirilmiş dinler diyoruz. Bir de konumuzla alakalı değil ama bilgi olsun, konumuz derken yani aslında anlatmaya bile gerek yok ama hani bilgi olsun diye de söylemiş olayım. Bir de batıl dinler var. Ne demek o? Aslında Allah-u Teala tarafından, Rabbimiz tarafından böyle bir din yok. İnsanlara böyle bir din gönderilmemiş ama insanlar kalkmışlar işte artık o zamanki şartlara göre neye göre şey yaptılarsa böyle bir din demeyelim de inanç, yoksa bu din olamaz haşa, inanç ortaya koymuşlar. Nedir bunlar? İşte putperestlik gibi, putlara tapmışlar. Mecusilik gibi, ateşe tapmışlar. İşte bugün ateist diyorlar, deist diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Çoğalta da biliriz. Rabbim bu şekilde hiçbir şekilde ne başında ne sonunda dinle hiçbir alakası olmayan bu tür batıl dinlerden hepimizi uzak eylesin inşallah diyorum. Bakın konu akıyor gidiyor. Bu da güzel. Yani demek ki güzel bir akış var, güzel bir dinleme var. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, elhamdülillah ikinci sorumuzda bu şekilde ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Evet, üçüncü sorumuza geliyorum. Ben yine yaklaşıyorum buraya. Üçüncü sorumuz neydi? Üçüncü sorumuz,
Kitabımız nedir? Ne dedik? Kur'an-ı Kerim. Kitap olarak, hani inanç olarak dedik, bir de amel olarak dedik ya, biz amel olarak neye göre amel edeceğiz? Neyi örnek alacağız? İşte kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ne yapacağız? Bizler kendimize örnek edineceğiz, rehber edineceğiz. Hayatımızın her alanında sevgili gençler, her alanında sevgili çocuklar, yani biz bir şeyle amel edeceğimiz zaman rotamız, reçetemiz, örneğimiz, önderimiz ne olması lazım? Kur'an-ı Kerim olması lazım. Ve böyledir. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim de önceki dinlerin dedik ya biraz önce Hristiyanlık ve Yahudilik kitaplarında, dinlerin kitaplarında hükmünü ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir biliyorsunuz. Kitap olarak bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmesiyle beraber, kitap olarak verilmesiyle beraber önceki bütün işte Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Tevrat gibi, Zebur gibi, İncil gibi kitabın da hükmünü ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Bugün bir kişi şunu diyemez. Sevgili gençler, aman. Bakın sosyal medyadan, şuradan, buradan olmayacak olmayacak inançlarla alakalı, olmayacak olmayacak bilgiler böyle belki bilerek olmuyor ama böyle önünüzden geçiyor olabilir. Aman ha bunların hiçbir tanesine ne yapmayın? Hiçbir tanesini dikkate almayın. Bizim dinimiz İslam dini, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir ve geçerliliği Kur'an-ı Kerim'den başka yoktur. Bugün bir kişi dese ki ben Tevrat'a göre amel ediyorum, ben Zebur'a göre amel ediyorum, ben Hristiyanların kitabı olan İncil'e göre amel ediyorum dese hiçbir geçerliliği yok. Bakın zamanında hak din olabilir. Çünkü İncil İsa Aleyhisselam'a, Tevrat ne biliyorsun Musa Aleyhisselam'a, değil mi? Zebur aynı şekilde Davut Aleyhisselam'a indirilmiş bir kitap olmasına rağmen ama ne dedik? Kur'an-ı Kerim geldikten sonra o kitapların ve o dinlerin kesinlikle neyi kalmamıştır? Hükmü, geçerliliği ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bak Mehmet Akdemir hocamız ve ne yapmış oldu? Yusuf Özkan hocamız daha temelden başlattı Yusuf Özkan hocam. Elif A'dan başladı değil mi? Harfleri tek tek size anlattı değil mi? Gördüğüm kadar ilk beş harfi size anlattı. Ben de takip ettim. Takip ediyorum yani. Beraberce dedik ya. Mehmet Akdemir hocamız hemen surelerden başladı. Ezber yaptırmaya başladı size. Bak ne güzel yani. İşte biz bu Kur'an-ı Kerim'i inşallah şu ilmihal derslerimizle beraber şu yaz döneminde hadi be çocuklar be. Hadi be gençler be. Şu yaz döneminde yani ne yapalım ne edelim mutlaka şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim inşallah. Şimdi çok sevdiğiniz bir kişiden size bir mesaj gelse. Size bir mektup gelse, eskiden mektup derlerdi, şimdi mesaj gelse, şimdi e-mail diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Ama sevdiğiniz kişi. Ya der misin ki ya bu bir şey atmış ama hemen acaba ne yazdı değil mi? Merak ediyoruz. Ne yazdı acaba? Ne söyledi, bir şey mi söyledi? Hemen bak merak ediyoruz. Kur'an-ı Kerim kimin kitabı? Kime mesaj olarak geldi? Bize mesaj olarak geldi. Müslümanlara mesaj olarak geldi. Siz çocuklara, siz gençlere, siz bizim, bizlerin, bizden sonraki çocukları, gençleri, nesillerimiz olmanız hasebiyle bundan sonraki bayrağı siz, sizden sonraki nesillere ulaştırabilmeniz için bu mesajı çok iyi anlamanız lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmeniz lazım. Mesajlarını, reçetesini, acaba Rabbim burada bana ne anlatmış, ne öğretmiş, ne anlamam lazım? Ben de benden sonraki çocuklarıma, torunlarıma, nesillerime neler aktarmam gerektiğiyle alakalı aman ha. Bakın şu yaz belki biraz oyunlarınızdan, belki biraz vakitlerinizden, belki biraz bu saatte olmaz ama hani belki diyorum uykunuzdan feragat edeceksiniz ama gelin be gençler, gelin be çocuklar şu Kur'an-ı Kerim'imizi bizlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen şu kitabımızı, şu değerli kitabımızı şu yaz döneminde, şu yaz kursunda mutlaka bak Elif A'dan başladı Yusuf Özkan hocamız dedik. Kur'an-ı Kerim aynı şekilde Mehmet Akdemir hocamız dedik. Mutlaka öğrenip yarın huzuru mahşerde. Şimdi düşünebiliyor musun be? Yavrum benim, gencim benim. Allah Adem aleyhisselamdan kıyamet sabaha kadar gelen bütün insanları toplamış. Bak şöyle bir düşün. Toplamış ve diyor ki sana, şimdi sen beni görüyorsun ya, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, kulum yani kızıcı, kulum. Gel şu kitabımdan bana şöyle bir ayet oku bakayım. Bir sure oku bakayım. Bir nası oku bakayım bana.
bir felah oku bakayım bana veya bir şey oku dediğin zaman ne yaparız eğer biz bu Kur'an'ı bilmiyorsak? Çok mahcup oluruz ya. Çok utanırız ya. Çok deriz ki eyvah 50 sene, 60 sene, 70 sene, belki 100 sene Allah bana ömür verdi ama bu kitabı öğrenmeden, bu Kur'an'ı öğrenmeden, bu mesajı, bu reçeteyi öğrenmeden ben Allah'ın huzuruna nasıl geldim? Pişmanlığıyla beraber yapacağın tek hareket. Boynunu öne öveceksin. Utanacaksın çünkü. Mahcup. Bir de düşün bak, bütün insanlar orada. Bütün ümmetler orada. Senden önceki ümmetler sana Kur'an-ı Kerim gönderildiği halde diyecek ki Kur'an-ı Kerim bu ümmete indirilmiş ama Kur'an'dan haberi yok. Nasıl yapacağım bunu ondan sonra? Aman gencim benim, aman yavrum, aman ne yapalım, ne edelim? Çok rica ediyorum sizlerden, bakın. Çok rica ediyorum şu Kur'an-ı Kerim'i şu dönemde, şu yaz döneminde mutlaka ne yapalım? Öğrenmiş olalım diyorum. Evet, bu da üçüncü sorumuzdu. Biraz hızlandırmam lazım. Ben ara ara tabii saati takip ediyorum, merak etmeyin. İnşallah çok da böyle boğmadan işi. Evet, dördüncü sorumuz, kıblemiz neresidir? Kıblemiz, kıble yöneldiğimiz yer. Kıble derken aklımıza ne gelecek? Hani mesela namaz kıldığımız zaman hemen ne yapıyoruz? Yönümüzü bir tarafa dönüyoruz. Mesela bir yere gittiniz, bir eve gittiniz, bir herhangi bir açık alan, kapalı alan önemlidir. Namaz kılacağınız zaman ama kendiniz, ama anneniz, ama babanız, büyükleriniz hemen bir tarafa doğru dönüyor. Doğru mu? Bir tarafa doğru dönüyor. Niye? Çünkü dönmek zorunda. Namazın farzlarındandır o. Kıble, yani kıblegahımız, yöneldiğimiz yer. Kıble ne demekmiş? Yöneldiğimiz istikamet, yöneldiğimiz yön, kıble. Ve orasının cevabına da ne demiştik biz? Kâbe demiştik. Yani demek ki bizim namazdayken, namaz kılarken yöneldiğimiz yere biz ne diyoruz? Kıblemiz Kâbe diyoruz. Hani resimlerde, değil mi? Resimlerde şöyle siyah örtüyle, dört duvar siyah örtüyle örtülmüş. Çok görmüşsün, Kâbe resimleri görmüşsünüzdür. Buna biz ne diyoruz? İşte namazdayken yöneldiğin zaman işte oraya yönelmiş oluyorsun. Kâbe'ye yönelmiş oluyorsun. Müslümanların namaz kılarken yönelmiş olduğu yön diyoruz. Rabbimizin Beytullah'ı anlayacağımız ifade ile şekilden münezzeh olarak evi diyoruz. Beytullah ne demek? Allah'ın evi diyoruz. Dolayısıyla kıblemiz neresidir dediğim zaman hemen aklımıza neresi gelecek? Demek ki ben namazdayken bir yere yöneliyorsam o yöneldiğim yer neresi oluyor? Kâbe oluyor, kıble olmuş oluyor. Evet sevgili gençler, Kâbe dedik, kıblemiz yani yöneldiğimiz yer neresidir dediğimiz zaman Kâbe dedik. Ve bu şekilde dördüncü sorumuzu da ne yapmış olduk? Sizlere altını doldurmuş olduk birkaç ifadeyle söylemiş. Evet son sorumuza geldim ve ondan sonra da tekrar yapıp inşallah bakabilirse birkaç tane de soruya bakıp devam edeceğim. Kimin ümmetiyiz? Bakın bu da çok önemli. Kimin ümmetiyiz? Ümmet. Bakın hani mesela kimin kulusun dediğin zaman Allah'ın kulu. Kimin ümmeti dediğin zaman da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz cevap olarak ne demiştik? Kimin ümmetiyiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki biz burada da aynı şekilde Allah Celle Celaluhu demiştik ya, Rabbimize olan sevgimizden, saygımızdan, hürmetimizden dolayı Celle Celaluhu demiştik ya. İşte burada da aynı şekilde Peygamberimizin ismini yani Hazreti Muhammed Mustafa dediğiniz zaman hemen sonuna şunu eklememiz lazım. Bunu özellikle yazdık buraya arkadaşlar, değerli gençler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buna biz ne diyoruz biliyor musunuz? Salavat-ı şerife. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed olarak Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz olduğu için ona olan sevgimizden, muhabbetimizden, aşkımızdan, saygımızdan artık çoğaltabilirsiniz. Ne yapıyoruz biz? Peygamberimizin isminin sonuna veya peygamberimiz dediğim zaman sonuna mutlaka unutmayın bakın. Kısa olarak da S-A-V diye yazılır. Şöyle bir parantez içine alınır. Kısaltılmışıdır. Ama açılımı olarak da sallallahu aleyhi ve sellem olarak ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Dolayısıyla kimin ümmetiyiz sorusunun cevabına biz ne diyoruz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın özellikle söyledim. Peygamberimizin isminin sonuna mutlaka ne ekliyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem eklemiş oluyoruz.
Şöyle bir telefona isterseniz kısaca bir bakayım. Bakayım soru var mı? Ona göre de inşallah ne yapmış oluruz? Devam etmiş oluruz inşallah. Evet, resimler atılmış. Takiple alakalı, gençlerimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı, dersin takibiyle alakalı resimler atılmış. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, Kahramanmaraş'tan selamlar demiş. Ali ve Eren, Ali Eren ve Hüseyin demiş. Bir tane yavrumuz ekrana atmışlar, takip ettiklerini söylüyorlar. Rabbim inşallah, soru olarak herhalde şu an bir soru göremedim ama takiple alakalı çok şeyler var, resimler var. Ben şimdi tek tek hepsini, tabii burada o kadar zamanım olmaz. İnşallah bu şekilde ne yapmış olduk? 5 tane sorumuzu okuyup altlarını doldurmuş olduk. İşte dediğim gibi ilmihal derslerimizin itikat ile amel ile alakalı ilmihal derslerimizin formatı bu şekilde olacak. Şimdi beraberce sevgili gençler, sevgili çocuklar, tekrar sorularımızı, her sorumuzu birkaç sefer tekrar edip bu şekilde bir tekrar ettikten sonra programımızı bu şekilde ne yapmış olacağız? Tamamlamış olacağız. Evet gençler, evet çocuklar, haydi bakalım. Bakın özellikle takip ediyorum. Beraberce ben söylüyorum, siz de ekran başından benimle beraber tekrar ediyorsunuz. Çünkü konuyu artık toparladık. Altlarıyla alakalı bilgiler verdik. Şimdi artık bunları aklımızda tutmamız için, zihnimizde kalabilmesi için bu tekrarların çok önemi var. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Beraberce tekrar etmemiz gerekiyor. Evet, haydin bakalım beraberce. Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu. Haydi bir daha. Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu. Hadi son kere. Rabbimiz kim? Allah Celle Celaluhu. Celle Celaluhu unutmayalım demiştik. Evet, ikinci sorumuz, kameraman arkadaşım da takip etsin. Dinimiz nedir? Dinimiz nedir? İslam dini. Değil mi? Dinimiz nedir? İslam dini. Dinimiz nedir? İslam dini. Evet, üçüncü sorumuz. Kitabımız nedir? Kitabımız nedir? Kur'an-ı Kerim. Kitabımız nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Azimüşşan da denilebilir. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azim ne demek? Büyük kitap. Evet, son kere, hadi beraber son kere. Kitabımız nedir? Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimüşşan dedik. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz, kıymetli çocuklar, sevgili gençler. Evet, kıblemiz neresidir? Kıblemiz neresidir? Cevap, kıblemiz Kabe. Yöneldiğimiz, namazdayken yöneldiğimizde ne diyoruz? Kıblemiz Kabe. Kıblemiz Kabe. Evet, son sorumuza geliyorum. Kimin ümmetiyiz? Ümmet ifadesini anladınız değil mi? Peygamberlerin kavmine, peygamberlerin kavmine, topluluğuna ne diyorlar? Ümmet diyorlar. Bizler de kimin ümmetiymişiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Unutmayın bakın. Peygamberimizin isminin sonuna sallallahu aleyhi ve sellem getirmeyi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Kimin ümmetiyiz? Son olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedik. Ve o şekilde ne yapmış olduk? Bugünkü dersimizin sorularını, cevaplarını ve altlarıyla beraber konumuzu ne yapmış olduk? İşlemiş olduk. Elhamdülillah, ben inanıyorum ki çok güzel bir ders oldu. İnanıyorum ki çok tesirli bir ders oldu. Çok bilgiler vermeye çalıştık. Tekrar tekrar aynı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Yine elimizde, önümüzde mutlaka ne olsun? Bir defter, bir kalem olsun. Ara ara biz de dersleri anlatırken, konuları anlatırken not alacağınız mutlaka şeyler olabilir, önünüzde olsun. Bu şekilde tekrarımızı da yaparak bugünkü yaz kursu ilmihal derslerimizi siz değerli gençlerimizle, siz değerli çocuklarımızla beraber birinci dersimizi yapmış olduk. Allah'ım inşallah bu şekilde haftanın 6 günü, cumartesi de dahil olmak üzere derslerimize devam etmiş olacağız. Başta da söylediğim gibi sevgili gençler, lütfen bu dersleri bırakmamaya, kaçırmamaya dikkat edelim. Şu yaz, şu ilmihal derslerimizle alakalı, Allah'ımızı, peygamberimizi, kitabımızı, diğer namaz, abdest konularla alakalı konularımızı en güzel şekilde, yakışır bir şekilde öğrenip Rabbimize güzel bir
kul olalım. Rabbimize güzel bir, onun övündüğü, hoşnut olduğu, razı olduğu bir kul olmaya çalışalım inşallah diyorum. FM TV ekranlarından, İlmihal derslerinden bu şekilde dersimizi tamamlamış olduk. Yarın tekrar saat 11'de sizlerle beraber, siz değerli gençlerle beraber, siz değerli çocuklarımızla beraber buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.